Zonguldak Valiliği önünde oturma eylemi yapan HEMA işçilerine öğleden sonra aileleri de destek verdi. Yağmur nedeniyle valilik önünde oturma eylemini bitirmek zorunda kalan işçiler aileleriyle birlikte Genel Maden İşçileri Sendikası salonuna gitti. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, madencileri işverenin yasal olarak 3 gün üst üste işe gitmemeleri durumunda iş akitlerinin feshedileceğini, bu yüzden yarın sabah iş yerlerine dönmeleri konusunda uyardı. Alabaş, bizim düşüncemiz iş yerlerine dönüp yeni mağduriyetler yaratmayalım dedi. Bunun üzerine işçiler eylemlerinde kararlı olduklarını, gerekirse Ankara'ya giderek eylemlerine orada devam edeceklerini söyledi. Alabaş, işçilere acele etmemelerini, bir yol haritası belirleyip çözüm bulunmaması durumunda Ankara'da geniş katılımlı bir eylem yapabileceklerini ifade etti. Bu kararı beğenmeyen işçilerle Alabaş arasında gergin anlar yaşandı. Yaklaşık 2 saat kürsüde işçilere konuşan Alabaş, işverenin 20 Ekim'de 489 işçiyi toplu halde işten çıkaracağını, bu işçilerin de yasal haklarının korunması için yarın sabah iş yerlerine dönmek zorunda olduğunu hatırlattı. Salondaki gerginliğin sona ermesinin ardından Genel Maden İş Sendikası Armutçuk Şube Başkanı İhsan Mutlu işçilerle görüştü. Yapılan görüşmede eylemi bitirip yarın sabah işbaşı yapma kararı çıktı. Böylece işçiler 36 saat sonra eylemlerini bitirdi. Şube Başkanı Mutlu, işçilerle yapılan değerlendirmede işçi arkadaşlarının mağdur olmaması için yasal prosedürleri uygulama adına yasal olarak haklı oldukları davada haksız duruma düşmemek için eylemi bitirip yarın sabah itibariyle işbaşı yapma kararı aldıklarını söyledi.